Fotoğraflarıma ya da aynaya bakarken kendime, artık ne yaptığının farkına varıp şu işe bir son vermen gerekmiyor mu diyorum. Ama en ufak bir sıkıntıda soluğu yine en rahatlatıcı şeydi. Yiyecekler de almaktan da geri durmuyorum. Kendimi bildim bileli beni en çok rahatlatan şey yiyecekler olmuştur. Yiyecekler beni çok mutlu ediyor. Sadece görüp koklamak bile kendimi iyi hissetmeme, gerginliğimi unutmama yetiyor. Yiyecekler, sizi asla yargılamayan tek şey. Beni hiçbir zaman geri çevirmiyorlar, hayal kırıklığına uğratmıyorlar. İçimdeki o derin boşluğu onlar dolduruyor. Özellikle donut yemeği büyük bir haz olarak bile tanımlayabilirim. Çünkü insanı çok mutlu ediyor, doyuruyor. Bunları tek başıma, kimse beni seyretmezken rahat rahat yiyebilmekse günümün en güzel kısmı. Bir başladım mı, bitirmeden duramıyorum. Maalesef yiyecek bağımlılığım geçen yıllar içinde daha da kötüye gitti. Kendimi bu halde bulacağım, 270 kiloyu aşacağım. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Yemek yememe engel olamıyorum. Evde ne bulursam hemen yiyorum. O yüzden yiyeceklerimiz çok çabuk bitiveriyor. Tim işe gittiğinde evde yiyecek kalmamışsa çıkıp kendim alıyorum. Akşama kadar oturup onun getirmesini bekleyemiyorum. Yiyecek almaya gitmek evden çıkmamı sağlayan tek bahane. Yaşamak için tek gayem, yiyeceğim bir sonraki yemek. Ama çok zorlanıyorum. Şimdiye kadarki en yüksek kilodayım. Arabaya binerken canım yanıyor, zorlanıyorum. Zar zor sığıyorum. Markete gitmekten nefret ediyorum. Kalabalık içinde olmak beni çok geriyor. İnsanların beni yargılamasından korkuyorum. Evde akşama kadar yiyebileceğim bir şeyler olsa, dışarı adımımı bile atmam. İnsanların bana baktığının farkındayım. Gözlerini üstümden ayırmıyorlar. Kendimi hayvanmışım gibi hissetmeme sebep oluyorlar. Akılları fikirleri market arabasına hangi yiyecekleri koyacağımdı. Ama bir yerden sonra onları aldırmıyorum. Bütün bu yiyecekleri, özellikle de tatlıları ve karbonhidratları görünce mutlu oluyorum. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, ya siz? İyiyim, teşekkür ederim. Eve gidip aldıklarımı yemek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler, teşekkür ederim. Size de. Kendimi bildim bileli yiyecekler zaten hayatımın bir parçasıydı. Ama artık aklımda sadece onlar var. Dışarı çıkmışsam bir yerde durup bir şeyler atıştırmamam imkansız. Evden çıktığım için kendimi ödüllendiriyorum. Aferin sana, evden çıktın. Bütün marketi bir uçtan öbürüne gezdin. Şimdi dur ve bir şeyler ye. Nasıl yardım edebilirim? 5 parçalı göğüs menülerinden 2 tane alabilir miyim? Ayrıca yanına patates püresi, gravy sosu ve 9'lu kızarmış turşu. Bir de jalapeno peppers. Peki, 27.47. Teşekkür ederim. Çok yediğimi ben de biliyorum ama açlığım bir türlü dinmiyor. Bir yiyeceği taktığımda onu mutlaka yemeliyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim, teşekkür iyi günler. Teşekkür ederim. Sonra da böyle yaptığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Ama açıkçası kendime engel olamıyorum. Kimsenin beni izlemediğini bildiğim zaman yediğim şeylerin tadına daha iyi varabiliyorum. Çünkü o zaman yargılayan yok. Sıcak ve tazeyken çok lezzetliler. Tim'e bunları beraber yememiz için aldığımı söyleyeceğim. Yediklerimin miktarı konusunda Tim'e karşı dürüst değilim. Yalan söylediğim için çok rahatsızım. Ama teknik olarak yalan sayılmaz. Çünkü beraber yiyelim diye alıyorum. Daha öncesinde kaç tane yediğimi bilmiyor, o kadar.
Eve gelince yapmak istediğim tek şey bu yiyecekleri içeri taşıyıp yemek. Hem de yolda atıştırdığım halde. Ama sonra da büyük bir suçluluk hissediyorum. Çünkü nereden bakarsanız bakın, bu hale gelmemin sorumlusu sadece benim. Eve gelince kendimi başka yiyeceklerle ödüllendiriyorum. Yolda aldıklarımı da yiyip bitiriyorum. İçimde yiyeceklerle doldurulması gereken büyük bir boşluk var. Merhaba tatlım. Merhaba. Senin payını ayırdım mikrodalgada. Tamam, beni düşündüğün için sağ ol. Bir şey değil. Zaman içinde Alicia'nın bu kadar kilo almasını seyretmek gerçekten çok üzücü. Yıllar önce yapabildiği şeyleri artık yapamıyor. Alicia'yı bu bağımlılıktan kurtarma konusunda kendimi çaresiz hissediyorum. Alicia'ya verdiğim değeri hayatım boyunca başka hiç kimseye vermedim. Sevdiğim birinin ölümünü seyretmek istemiyorum. Ama ölmeyi seçen biriyle yaşamak da istemiyorum. Bağımlılığım hayatımın akışından sonra Tim'le ilişkimi de etkilemeye başladı. Bu kilo ile çok uzun yaşayamayacağımı düşünmek onun için de zor olmalı. Onu yalnız bırakacağım fikrine dayanamam. Ama kendimi öldürüyorum ve bunu engelleyemiyorum. Bu sorunuma hemen bir çare bulamazsam, korkarım Tim'in bir sonraki sıkıntısı içine sığacağım bir tabut bulmak olacaktır.